İstanbul'da İstanbul Finans Merkezi'ni bitiriyoruz. Artık taşınıyoruz. Orası dünyanın önemli bir finans merkezi haline gelecek ve finans sektörü için modern altyapısı ve kümelenme bölgesi oluşturulması noktasında da tüm kesimlerin küresel taleplerle uyumlaştırılması sağlanacak. Bunun için de özel destek mekanizmalarının tasarlanması ve finans sektöründe özellikle yeni unicornların çıkmasını sağlamış olacağız. Fintech strateji belgesinin taslağını hazırladık bu arada. Ve İstanbul Finans Merkezi'nde finans ve teknoloji üssünü de kurmuş olacağız. Katılım finans kanunu altında diğer enstrümanların da hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak adımlar atıyoruz. Böylelikle İstanbul Finans Merkezi Londra, Frankfurt, Zürich, Lüksemburg gibi merkezlere coğrafi yakınlığıyla yakın saat dilimi içinde bulunmasıyla önemli bir etkinlik ortaya koymuş olacaktır. Tabii kültürel, tarihi veya siyasi ilişkiler dolayısıyla Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya ülkeleri için de İstanbul bir çekim merkezidir. Bu anlamda da İstanbul Finans Merkezi ilgili süreci takip etmenizi ve yerinizi almanızı öneririm. Yatırımcılar için yatırım ofisimiz tek durak ofis yaklaşımıyla sizleri ağırlamaya hazır. Yatırım ofisinden kim var burada? Bizim arkadaşlar burada. Evet. İlgileniyorsun değil mi? Aman aman. Yatırım ofisi teknoloji yoğun, katma değeri yüksek ve istihdam yaratan yatırımlarıyla yatırımcılara ilişkin tüm süreçleri yatırımcı adına takip ediyor. Ve bu robotik bir anlayışla değil, geleneksel Türk misafirperverliği anlayışıyla yerine getiriliyor. Bir problem mi yaşadınız? Rahat olun. Bize hemen ulaşırsınız. En sevdiğim konu da şu yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Hep beraber kavga edelim. Bürokrasiyi alaşağı ederiz. Arkamızda Cumhurbaşkanımız var. Rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz. Cumhurbaşkanlığı sistemi içerisinde hızlı bir adım atıyoruz. İşte bir örnek. 2020-21'i bu kadar hızlı, başarılı geçmemizin nedeni de sistemsel değişikliğin ilk aslında krizler karşısındaki denenmişliğini de biz yaşamış olduk. Yatırım ofisinde İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Arapça, Japonca ve Çince dahil olmak üzere pek çok dilde hizmet de sunmaktadır. Değerli katılımcılar, inşaat ve gayrimenkul sektörleri Türkiye ekonomisi açısından son derece önemlidir ve kayda değer bir büyüklüğe sahiptir. Gayri safi yurt içi hasılası içerisindeki payı 2021 yılı itibariyle %10,1 seviyesindedir. 2 milyonu aşkın çalışanı ve göstermiş olduğu başarılarla ekonominin önemli sektörleri arasındadır. Biz uygun finansman koşulları sağlayarak gayrimenkul sektörünü desteklemeye devam edeceğiz. Güçlü bir şekilde büyümeye devam edeceğiz. Ve son 19 yıllık dönemde nüfus artışı, iç göç, kentsel dönüşüm ve hızlı kentleşme gibi nedenlerle her yıl ortalama 500-550 bin konut üretilmekte ve bu konut sayısı her geçen gün ihtiyacı da artmaktadır. Nitekim 2021 yılında 1,5 milyona yakın konut satıldı. 462 bini ilk el satış. 2022 yılının Ocak-Şubat itibariyle ise toplam konut satışı bir önceki yılın Ocak-Şubat dönemine göre %22 daha yüksek. Tabii konutçuların işleri iyi, fiyatlar da çok yüksek.
yani karlarınızı lütfen maksimize ederken piyasaya da sıkıntı yapmayın. Diğer taraftan dünyanın en büyük sosyal konut üreticilerinden biri toplu konut iradesi TOKİ, teknik ve altyapısı ile birlikte son 19 yıl içinde 1 milyonu aşkın konut inşa etti. Avrupa'nın gözde gayrimenkul duraklarından biri olarak öne çıkan Türkiye, yabancı ülke vatandaşlarının da ülkemize ilgisini gittikçe artırıyor. Ve yabancılara yapılan konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre %43,5 artarak 58.576 oldu. Konutla ilgili istatistikleri Sayın Bakanıma bırakayım ama yabancı doğrudan yatırım girişlerinin %38'inin üzerinde 38,7'sinin gayrimenkul sektöründen kaynaklandığını da bilerek siz değerli gayrimenkul yatırımcılarını, fon yöneticilerini Türkiye'de ve fiyatların da şu anda çok uygun olması hasebiyle yatırım yapmaya tekraren davet etmiş olayım. Ukrayna ve Rusya arasında çıkan son dönemdeki gerilim ülkemizi de dünyayı da fena şekilde hissettiriyor. Ticari ve turizm ilişkilerimiz, müteahhitlik hizmetlerimizin boyutu dikkate alındığında bu gelişmenin ülkemize etkisi elbette yadsınamaz. Ve bu anlamda da biz gerek inşaat sektöründe gerek Türk müteahhitlerinin yurt dışında üstlendikleri projelerde üzerlerine düşen sıkıntıların giderilmesi noktasında da elimizden gelen her türlü kolaylığı ve gayreti ortaya koyacağız. Başlıca bu iki ülkenin ortaya koyulmuş olduğu bu sıkıntılı dönemin bir an önce bitmesi ve Türkiye'nin göstermiş olduğu bu dirayetli çalışmalarını da sonuçlandırmasını umuyorum sağlarız. Bu anlamda sözlerime son veriyorum. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği değerli başkanına, değerli Mehmet Kalyoncu'ya, dostlarımıza bu önemli toplantıya daveti için, sizlere de katılımımız için teşekkür ediyorum. Buradan Sayın Bakanımızla Londra'ya geçeceğiz. Londra'da da iklim zirvesi başlığı altında toplantılarımız, yarın Londra borsasında bir gong ve açılışımız ve tüm gün boyunca da gözlerini Türkiye'ye çevirmiş olan tüm yatırımcılarla yapmış olduğumuz görüşmenin bir tekrarını ve görüşemediğimiz bir miktar yatırımcıyla da yarın 2 günlük bir inşallah toplantı serüvenine girmiş olacağız. Türkiye yatırım yapılabilir ülkeler sıralamasında 1. sıra. Şimdi artık hedef Türkiye, hedef kar maksimizasyonu ve bunu yaparken de ulusal çıkarlarımızın gerektirdiği şekilde adımları en iyi sonuçlarla ülkemizin ve yatırımcıların lehine çevirmek olacak. Fransa'dayız. Cümlemi Fransızca bitireyim müsaade ederseniz. Merci pour votre attention.